Toplandı. Oraya dağıtma. Nereden dövdün? Ocağı kapattım. İşte böyle. Sen hele az karşıdan çekeceydin, kaldıralım. Boydan şey üstüne geçti. Aşure hazırlanıyor. Öyle bu sonbahar aylarında dövmüş olduğumuz bu buğdaydan keşkek yapıyoruz. Kışın çorba yapıyoruz. Ondan sonra buğday çorbası yapıyoruz. İşte her sonbaharda böyle hanımlarla toplanır, beraber düveriz. Toplanır aşure yaparız. Konuya komşuya dağıtırız. Bizim köyümüzde yani geleneksel bir şey bu. Köyümüz kuruldu kurulalı yaptığımız bir şey zaten önceden de varmış. Bu Peygamberimiz Efendimiz zamanından varmış ya. Biz de öyle sürdürüp duruyoruz. Yani ondan sonra işte konuma komşuya aşureyi dağıtırız. Bu dibek bura konalı köyümüz kurulduğunda konmuş. Aşağı yukarı 700-800 yıllık var. Bu dibekte dövülen buğdayın ayrı bir lezzeti var. Ayrı bir tadı var. Hani doğal ürün. Zaten buğdayı da kendimiz ekip kendimiz kaldırıyoruz. Biz kadınlar olarak her işi yapıyoruz. Çiftçilik, bağcılık, zeytincilik her işe katılıyoruz. Bu dibeğin yani büyük bir tarihi eser bu. Konulduğunu bilen yok. Bu taş dibekte tokularla buğday dövüyoruz. Buğdayın kepeğini alıyoruz. Kepek alınmazsa pek bir şeye yaramaz yani gölle gibi olur. Kepeğini almak için 1 saat, 1,5 saat bunu dövüyoruz biz kadınlar olarak. Mevlütlerde, aşurelerde, düğünlerde, köyün mesela dışarı giden çorumuza, çocuğumuza da gönderiyoruz. Dışarıda olan çocuklarımıza hediye olarak katarız. Yani bunu devamlı yapıyoruz biz böyle. Bu bizim buğdayımız organik yani lezzetli olur. Tokuyla, ağaç tokularla dövüyoruz biz bunu ta lezzetli olması için. Organik buğdayı da kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz yapıyoruz. Organik yani yapıyoruz işte böyle. Bir de bunun savurmasına geçelim.